Orta noktadan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray Atakaş Hatay Sporu 2-1 mağlup etti. Ve 19-15 seansında da Trabzonspor Demir Grup Sivas Sporu 2-1 mağlup edince haftayı da tamamlamış olduk. E, i̇kinci maçlar itibariyle Galatasaray'da puanını 6'ya yükseltti. Tıpkı Trabzonspor gibi 6 Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Konyaspor 5 takım. 2'de 2 ile sezona başlamış oldu. Haftanın toplu sonuçları bu şekilde ekranlara geldi. Pazartesi seansında hem Trabzonspor hem de Galatasaray rakiplerini 2-1 mağlup ettiler. Galatasaray'ın Atakaş Hatay 2-1 yendiği maçın detaylarına bakalım. Lobjanitse'nin golüyle 3. dakikada henüz Atakaş Hatay Spor İstanbul deplasmanında 1-0 öne geçti. 30. dakikada Sofyan Feguli skoru dengeleyen isim olmuştu. 2. yarıda Galatasaray'da hamleler geldi. Özellikle Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Ryan Babel 66'da oyuna girdiler. Van Aanholt, Berkan ve Çıkal Dağ'ın yerine. Daha sonra Mustafa Muhammed de oyuna girdi. Barış Alper Yılmaz da oyuna girdi. Tüm hamlelerini, tüm kozlarını kullandı. Fatih Terim ve Ömer Bayram'ın 88'deki duran topu devamında Christian Luindama topu şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Ve Galatasaray çok ama çok kritik bir 3 puanın Sahibi oldu 88'de bulduğu Luindama'nın ayağından bulduğu golle. Maçın detaylarını konuşacağız. Gerçekten de heyecanlı bir karşılaşma oldu. Erman Özgür ilk yarıyı değerlendirdik. Şimdi maçı değerlendireceğiz. Galatasaray adına gitgellerle dolu bir maç. Ee, aslında son bölümde e, takım boylarının da uzadığını gördük. Galatasaray'ın e, rakiplerine geniş alan bıraktığı anları da gördük. Risk aldığı kalabalık gelip final paslarını iyi veremediği, golü bulduktan sonra özellikle pozisyonları da gördük. Enteresan bir karşılaşmaydı ama kesin olan şu. Lwandama'nın 88'de gelen golü Galatasaray adına önemli bir 3 puan. Büyük takım refleksi dediğinde böyle bir şey zaten. İlk 4 hafta özellikle Milli takım arasına kadarki bölüm genelde şampiyonluk adayı takımların e, maç içerisinde gitgellerle dolu olduğu performans anlamında haftalar oluyor. Bugün Galatasaray için ilk yeri değerlendirdik ama bir daha söyleyelim. Dengeli oyunda organizasyondan çok kazandı toplarla kaleye giden de iki takım oldular. Ama Galatasaray için bu anormal bir durum. Organize olması gereken taraf hem iç sağ takımı olduğu için hem şampiyonluk adayı olduğu için hem de kadro kalitesi üzerinden bunu söyleyebilirim. İkinci yarıda ben Fatih Hoca'nın değişiklik yapmamasını doğru buluyorum. ilk 20 dakika özelinde. Çünkü ikinci yarıya çok şey vaat eden bir kadrosu vardı. Feguli, Çıkıldao gibi oyuncular daha fazla sorumluluk alırsa daha iyi oynar Galatasaray demiştik ama tempoyu arttıramadı Galatasaray bu bölümde. 20 dakika sonra da artık tahammülü kalmayan Fatih Hoca 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. 3 solak birden aldı oyuna. solaklar özel oyunculardır. Ömer Bayram bu solakların arasında fark yaratan oyuncu oldu. Gitti faul aldı. Harika bir kesme yaptı ki zaten duran top becerisi olan bir oyuncu. Luindama'da belki Galatasaray'ın akan oyunda en fazla eleştirilen bireysel hatayı açık oyuncusu olmasına rağmen gitti golü attı. Futbolda böyle bir şey çok eleştirebilirsiniz ama Maçın içerisinde kahraman olma şansı oyuncunun her zaman vardır. Bu maçın kahramanı da Luyendam oldu. Luyendam'ın gol sevinci özellikle sanki maç içerisindeki o performansına da isyandı. Gerçekten de zaman zaman çok eleştiriliyor Christian Luyendam'a. Topu ayağında çok tutması, riskli tercihleri, özellikle o yaşadığı ağır sakatlık sonrası en büyük silahı olan hızı ve çabukluğunu, çevikliğini de biraz kaybetti Luyendam'a. Ama Marcao'nun kadro dışı kalması sonrası, Galatasaray'da ama belki de Nelson Markao üzerinden yapılan planlarda bir anda Galatasaray e, Luindama'ya sarılmak durumunda kaldı. Bugün belki Markao Kerem'e o hareketi yapmasa Luyindama oynamayacaktı ve o golü belki de atmayacaktı. Sana şunu söyleyeyim. Devre arasında Fatih Hoca Luindama'yı çıkartsaydı sol stoper Alpaslan, sağ tarafta da Nelson oynatsaydı... hiç şaşılacak bir hamle olmazdı. Sarı kartı vardı ve riskli hamleler de yapıyordu. Evet. Biraz Luindama'yı oyunda tutarak Risk aldı Fatih Hoca ama karşılığı galibiyet oldu. Mesela aynısını Ömer Hoca Ribery üzerinden yapmadı. Ribery'nin da sarı kartı vardı. Çıkarttı oyundan dedi ki atılabilir dedi. Çıkarttı oyundan. İki riskli oyuncu bir taraf devam etti oynatmaya. Bir taraf aldı ama Alpaslan'a da çok güvenmemiş olabilir. O da çok bireysel hata yapıyor. Ama şu bir gerçek Galatasaray çok iyi oynamadı. Ama büyük takım refleksi de zaten dengedeki maçları kazanmaktır. Şöyle bakmak lazım bardağın dolu tarafından. Oyun dengede gidiyor. Galatasaray çok oyuncuyla hücum ediyor. Ama çok fazla da pozisyon vermedi. İşte Diouf'un kafası var maç 1-1 iken. İyi bir pozisyon iyi vuramadı. Muslera doğru yerdeydi falan. Çok da fazla pozisyon vermedi. Bugün Galatasaray'ın şansı Atakaş Hatay Spor'un hücum hattında Akintola ve Bupenza'nın olmamasıydı. Evet. O boşlukları o iki oyuncu yakalasaydı farklı bir durum ortaya çıkabilirdi. Maç oynanırken onu konuştuk arkadaşlarla. Ee, şunu söyleyeyim. Geçen seneki Hatay Spor Galatasaray'ı böyle yakalasa... 1-3, 1, -3, 1 -4 de olabilirdi. Ki olmuştu. Oldu. Yani çok çok özel bir takımdı geçen sene. Bu sene hücum hattı Duyuf'u çok yalnız bırakıyormuş gibi geldi bana. Mesela o fırsatları yakaladı Atakaş Atay Spor. Ee, i̇kinci yarı özellikle Traore ile boş alanlar buldu ama işte sağ iç organizasyonu Lobianis'e ön direğe koşu yapıyor. Oyuncu arka direğe kesiyor gibi o boşlukları değerlendiremediği anlar oldu ama Galatasaray tarafından devam edecek olursak Galatasaray'ın da bugün olgunlaştıramadığı çok atak vardı. Şimdi sen ön koşuyor, arkaya gidiyor falan dedin. Galatasaray için de aynı şey söz konusu. Evet. Mesela sağ taraftan Kerem'in getirdiği harika bir pozisyon var. Normalde bir santrafor, iyi bir santrafor bilir golün ön olduğunu. Ön koşar. Jagne ön gelmedi. Sol kenardan Ömer Bayram getirdi. Jagnae'in ön direkte yok. Hatta Mustafa Muhammed de oyuna girdikten sonra da iyi santrafor koşuları görmedik. Bu arada bugün Jagne için şanssız da bir gün. Sebebi şu ilk yarıda Berkan doğru anda topu Jagne'ye atmadı. İkinci yarıda da sanırım Barış Alper'di pozisyondaki. Ya Muhammed diye Barış Alper uzaktan seçilmiyor. Olimpiyat da böyle bir laneti var. Oynayan için de değil, seyreden için de değil. Hem oynamış hem seyretmiş biri olarak söylüyorum. Ama bugün istediği pasları alamadı Jack'ne. Ama Fatih Hoca'nın onu 90 dakika oyunda tutmasını da çok doğru buluyorum. İkili mücadele kazanma rakamları Atakaş Hatay Spor lehine bitti. Enteresan. İlk yarıda 31'e 20 gibi Galatasaray lehineydi. Atakaş Hatay Spor ikinci yarı oyuna omuz omuza mücadelede biraz daha sertlik getirdi. Kazanılan ikili mücadele üzerinden sana şunu söyleyeyim. Topla %38 oynamış bir takım 56 kazanmış. Galatasaray %62 ile oynamış 53 kazanmış. Evet. Yani Galatasaray top kendisindeyken de daha fazla kazandı gibi gözüküyor. O yüzden bu kazanılan ikili mücadeledeki istatistik aslında Galatasaray'dan yana. Peki 14'e 6 şutlar ama Galatasaray'ın olgunlaştıramadığı atakları da sayarsak aslında daha fazla isabetli şut sayısı artabilirdi Galatasaray'ın. Özellikle son iki pozisyon 2-1'den sonra Galatasaray'ın yakaladığı son iki pozisyon maçın genelini Galatasaray tarafında özetler gibiydi. Kalabalık hücum edebilen bir takım ama çok yanlış tercihler. Babel'in yanlış tercihi, Sağ kanatta Barış Alper diye yanılmıyorsam onun yanlış tercihi. Yani Galatasaray 2-1'den sonra skoru 3-1 yapabilecek iki tane net e, kontrayı hem de kalabalık geldiği kontrayı değerlendiremedi. Bunlar herhalde sezon başı organizasyonsuzluğu. Ben de öyle düşünüyorum. zaman içerisinde bu final paslarını atacak kaliteye sahip Galatasaray tarafı. Yalnız kapalı savunmayı hücum ederken çok sıkıntılılar. Mesela evet Ömer Bayram hamlesi tuttu ama Emrah Baba benim herhalde niye oynamıyor dediğim, oynadığı zaman çok beğendiğim, çok özel bir oyuncudur aslında. Bugün oyunu aldığına Fatih Terim pişman etti ya. Yani oyuna girdiği andan itibaren tercihleri, top kaptırışları, gereksiz faulleri. Ya bir teknik direktör hamle yaptığı zaman oyunu olumlu anlamda değiştirmesini bekler ama Emre Akbaba çok kötü oynadı. Ya bilmiyorum Emre Kılıç daha mı iyi bir tercih olurdu? Aytaç daha mı iyi bir tercih olurdu bilmiyorum. Ama Emre Akbaba Bugün şansını kötü kullananlardan. Tercihler üzerinden gidelim. Ömer gidelim. Bayram Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana ondan daha fazla asist yapan hiçbir oyuncu yok. Evet. 14 asisti olmuş 2018-19 sezonunda takıma katıldı. Ömer Bayram asistlere devam ediyor ki burun kıvrılan bir oyuncu genelde. Bazen tanıdığım ve beraber program yaptığım Galatasaraylı arkadaşlar bir an evvel gönderilmeli gibi anlamsız cümleler ediyorlar çok böyle e, yorum yaparken tartışmayı ya da ters düşünceleri seven bir değilim. Saygı duyuyorum. Fakat Ömer Bayram kalitesi doğrultusunda daha ne yapabilir ki zaten? Hamle olduğu zaman iyi iş çıkarıyor. Orta sahaya, sol beke, sol öne nereye koyarsan koy iyi iş çıkarıyor kendi yeteneği doğrultusunda. Yedek kaldığı zaman problem yaratmayan bir oyuncu zaten. Maliyeti yok. Ne arıyorsunuz bir oyuncuda başka? Ya yani her oyuncu çok üst düzey mi olacak? Çok da temiz kestili oyunda ya. Çok iyi kesti. Ondan önce ön direğe kestiği çok güzel bir top evet. var. Normalde uyanık bir Santorfor. gider dokunur pozisyonda. Feguli'nin ıskaladığı pozisyon var yine yakın direkte. Evet yani, inen yani, inan ki bir hatası yüzünden 10 dakika tepki alan Ömer Bayram o 10 dakika içerisinde 5 tane iyi iş çıkarıyor aslında. Ya yani Biraz bazı oyuncular ön kırmak lazım sahanın içerisinde. Victor Nelson ben ilk maçı itibariyle izleyici gözüyle senin gibi profesyonel futbol oynamamış biri olarak Takımını taraftarına güven veren bir e, profil gördüm Nelson'dan. Eskiden Roger Young vardı. Yaşı biraz büyük olan Galatasaray taraftarı hatırlar. Evet. İsveçli. Hatta 94 Dünya Kupası'nda da oynamıştı İsveç Milli Takımında. O dünya üçüncüsü olan takımda. Roger Young böyle anımsadım. Sahada güven veren, e, risk almayan, hep doğru yerde duran. Ki son pozisyonda faal aldığı bir pozisyon var. Arkasından çok daha uzun gelen rakibine karşı e, çok doğru bir yerde bekleyerek doğru zamanlamayla çok avantajlı pozisyonda gözükmese de önce kafayı vurdu ardından da teması aldı ve oyunu uzatmada rahatlattı. attı. Ben Victor Nelson'un iyi bir başarılı bir scout olduğunu düşünüyorum ilk maçı itibariyle daha tabii erken. Topu sağ ayağıyla kontrol ediyor. Sağ ayağıyla kullanıyor. Bugün sol stoper oynadı. Evet. O yüzden top kullanma becerisiyle ilgili çok ağır bir eleştiri yapmaya gerek yok ama risk almadan oynadığı konusunda senle aynı fikirim. Yani çok öyle Kaptırılabilecek, ortaya toplar atmıyor. Lewin'de ama bu konuda biraz daha farklı davranıyor. Kolay eksilmiyor. Yüksek toplarda da hakim. Ağırlığı zaten dünyadaki tüm stoperlerin acı çektiği bir özellik. Erman, fizik olarak çok gösterişli bir fiziği yok. Bir İskandinav stoper gibi değil. Yok, güçlü değil. Ama. ama. Ama doğru yerde bekliyor bir de. Evet, mesela e, Boye'de de var o. Şimdi Nelson'da da var. Birebir de kolay eksilmiyorlar. Öyle Boye'nin sağından atıp solundan gidemezsin. Evet. Bugün birkaç tane deneyen oyuncu oldu. Çok çabuk geri dönen bir oyuncu mesela. Vallahi. Savunma oyuncularında ilk arayacağın özellik. Kolay eksilmeyecek. Kim eksilmiyordu biliyor musun? Ozan Kabak kolay eksilmezdi. Öyle birebir de mı doğru hamleyi yapar. Sonra o özellikleri onu nerelere götürdü? Hatta oynamadığı zamanlarda bir iyi transferler yaptırdı ona. Galatasaray geri dörtlüsü bu açıdan hem Nelson hem Boye bu konuda şanslı oyuncular Galatasaray için. Yani şimdi fiyat, maliyet, performans olarak baktığımız zaman sen bu ayıdan bahsettiğin için söylüyorum. Galatasaray'ın en başarılı transferi gibi gözüküyor Saşa Boya. Çok yani iyi 1 milyon euro bon servisle, bu oyuncudan daha iyisini bulamaz. Çok iyi oynadı. Şimdi gelen oyuncu kimle kıyasladın ya da ne beklediğin çok önemli. ya yani Mariano performansı bekliyorsan hayal kırıklığına uğrarsın. Ama iyi bir sabek. Doğru çıkışları var. Dayanıklılığı iyi, fiziksel gücü iyi, kolay eksilmiyor ve hücumda da yaptığı işler net Müjdat. Yani böyle çok net işler yapıyor. Bence Van Hanold'dan daha iyi oynadı mesela bu akşam. Bir pozisyon vardı. Ee, en bayağı Cagne'ye kestiği bir top. Sadece Cagne ceza ve çok e, zor bir noktadan, taç çizgisine bayağı yakın bir noktadan biraz da geriden Acayip bir orta kesti Mbaye Cagney'e. Cagney bir gol pozisyonu yarattı. Tamamen sadece Cagney vardı ve tamamen onu bulmayı başardı Sasha Boye. Yani hücuma çıktığı zaman da tek yönlü bir oyuncu değil dinamizmi var. Biraz böyle Valentin Rozier'e benziyor atletizmi, dinamizmi. Sadece Rozier hücumda daha fazla fark yaratıyor. Ama Boye'nin 20 yaşında olduğunu ve 1 milyon euroluk maliyetini tekrar hatırlatayım. Fiyat performans olarak şu anda Galatasaray'ın transfer ettiği en başarılı isim gibi gözüküyor. Rozier'i de Beşiktaş'a geldi. ilk golünü attı. Kariyerindeki ilk golünü attı. ilk şampiyonluğu falan derken Rozier'i de o seviyeye çıkartan kalite Gezal. Evet. Aynı şeyi Feguli Boya ikilisinde de görebiliriz. Feguli eğer biraz daha vitesi arttırırsa. Feguli ilk yarıda böyle temposu düşükken bile top ayağına yakışan bir oyuncu. Oli de attı zaten. Bugünkü galibiyetin kahramanlarından bir tanesi. İkinci yarıda topu aldığı yerler genelde kendi sahası veya hemen rakip takım yarı sahasının önlerinde oldu. Biraz daha Feguli topu ceza sahasına yakın alırsa Galatasaray kolay pozisyona girer. Ama içe kat ederek oynadığı için de Boya'nın önü hep açık. Her çıktığında boş alan da bulabiliyor. Galatasaraylı oyuncular boyayı da bulabiliyor. Feguli ile oynamak, eğer Feguli de iyi bir sezon geçirirse boya için çok büyük şans olur. Kariyerinde sıçrama yapabileceği bir sezon olur. Yani eee iyi oynaması hem Galatasaray açısından, hem boya açısından, hem şampiyon olabilmek açısından çok önemli diye düşünüyorum ben. Bir takımı yüz üzerinden en formda noktasını 100 puanla değerlendirecek olursak Galatasaray o noktada 100 üzerinden kaçlarda sence? Bana göre ile oynuyor Galatasaray. Şu anda. Yani daha da ileri gidebilecek bir potansiyeli var bu takıma. Kesinlikle var. Ya bu takıma çok farklı oyuncular da girebilir bu Hı. arada. Mesela Muhammed Necak'ni aynı anda sahada tuttu hoca. Evet. Son hamlesi böyle oldu. Yani farklı ve tutan bir oyunla diziliş de değişebilir. Rakibe göre de oyuncu tercihi değişebilir ki şunu söyleyeyim inşallah Avrupa'da devam eder Galatasaray. Ama şu bir gerçek artık ideal 11'im diyebileceğin takımların bir 11'i olmamalı. Sebebi şu. Hem Avrupa Emlik hem Türkiye Kupası hem de Türk oyuncu kuralı. Herkesi Avrupa alıyor ya, Müjdat. Yani bir oyuncu değiştireceksin, Türk oyuncu sayıyorsun. Belki ona göre bir yabancı oyunu alıyorsun. Bir de Türk almak zorunda kalıyorsun falan. Şu anda artık takımlar ideal oyunlarını bulabilmek için ideal 11'lerini beklemeyecek. Herkesin hazır olması lazım. Tüm takımlarımız için geçerli. Beşiktaş daha sancılı gözüktü ilk hafta. Galatasaray bu konuda biraz daha iyi gözüktü. Daha rahat eli bol gözüktü. Ama mesela Berkan ideal 11'de varmış gibi gözüküyor. Hayır yok. Bazen kalitesi eksik kalıyor. Ceza sahasının önüne gidiyor. Finali yapamıyor. Evet. Yani biraz bugün kötüydü mesela. Bugün Galatasaray adına bence maçın özetiydi. Yani final paslarındaki başarısızlık. İlk yarıda da 2-1'den sonra yakalanan son iki pozisyonda da. Yani aslında maçın tamamını izlemeye gerek yok. Son bir dakikasını, yani 90 artı 4'ten 90 artı e kadar maç izlense Galatasaray adına maçın özeti diyebileceğimiz yani mücat, bir tabii pozisyon. O final pasları, son iki pozisyondaki final pasları geniş alan. Tabii. Kontra. Ama maçın genelinde kalabalık savunmaya karşı organizasyon eksikliği yaşadı Galatasaray. Yani bir iki pas, çizgi, zaten kenara inmezsen olmaz. Hatta Taylan'ın maçın içerisinde aldığım notlardan bir tanesi. Göbeği oynadığı top, bir iki pozisyon duvara çarpmış gibi geri döndü. Eğer Hatayspor geçen seneki gibi bir forvet hattına sahip olsaydı çok geri koşacaktı. Bu sene iyi değil, iyi başlamadılar en azından. Belki form tutan oyuncuları olacak. Ama şu an için Galatasaray'ı geri koşturamadı Hatayspor. Bunun da ekmeğini yediler geri kalarak. Akintola, Bupenza, Mamedyuf üçlüsünden ikisi takımdan ayrılınca yani biz hep Bupenza üzerinden konuşuyoruz ama Akintola da asistleriyle inanılmaz bir sezon performansı ortaya koydu. Evet. Sen maç öncesinde de söyledin. Yani hani bu Penza büyük maaşla Katar'a transfer oluyor. Akintola da ligimizde kaldı adamımız. Evet alsaydı şaşırır mıydın? Akintolayı mı? E, hayır. Bu Penza'yı. Şaşırmazdık. Galatasaray'ı alsaydı, alsaydı. Beşiktaş alsaydı, hepsi alsa iyi transfer, iyi bitirici bir transfer diyecektik. Tabii. Yani belki bizim şampiyonluk adayı kulüplerimizin bonsels bedeli konusu bugün Hatayspor'un bu Penza'dan kazanacağı kadar güçlü olmadığı için kimse alamadı ama her takıma transfer olabilirdi Türkiye'de en güçlüsün. Ya geçen seneki Ata Kaşataay Spor standartları çok yukarı çıkarttığı için böyle ilk albümünde tüm ülkeyi sallayan bir sanatçı gibiydi geçen sene Ata Kaşataay Spor. Ondan sonra o albüme bir daha asla yetişemez diyor sanatçı. böyle örnekler vardır. Özellikle Türk mop piziinde Ata Kaşataay Spor da geçen sezon çok yüksek standartta bir performans ortaya koydu Breisel anlamda. Yani kimse bu Penza'dan Akintola'dan böyle keskin performanslar beklemiyordu açıkçası. E şimdi gelen oyuncular onları aratıyor. Büyük ihtimalle de aratacak ama hala tehditkar bir takım bence Atakaş Hatay Spor. Geçen seneki kadar gösterişi değil zaten. Geçen seneki Hatay'ı seyrederken bu takım ilk 5 yapabilir derdin. Şimdiki Hatay Spor'u seyrederken evet. bunu söyleyemiyorsun. En basiti. Yani geçen seneye göre güç kaybetmiş iki tane takım var benim gözümde. Bir tanesi Alanya, bir tanesi de Hatayspor. Yani hedef takımı olabilecekken tabi ekonomik durumlar biraz bunu gerektiriyor. Bir şey söyleyemiyorum. Alanya Spor'da da sürekli bir oyuncu sirkülasyonu var mesela. Onlar gene iyi dayandı. Sürekli yerlerine birilerini koydular sezon sezon ama bir noktada tıkanıyorsunuz. Evet şimdi oyuncu kalitesi ve birbiriyle oynama pratiği yakalandıktan sonra oyunu oturtuyorsun. Oyuncularını satmaya başladığın anda yeni gelenlerle aynı şeyi tutturmak zaman alır. Şimdi, Tutturamayabilirsin bile. Geçen sene Atakaş Atay Spor'un maçlarını hatırlıyorum. Trabzonspor'u boğdular. Vitor Hugo'nun işte bir kornerden gelen golüyle kazandı Trabzonspor. Beşiktaş'ı boğdular. Fenerbahçe'yi mağlup olmasına rağmen boğdular. Fenerbahçe'de 6 ay kariyerinin en parlak maçını oynadı. Galatasaray'ı zaten farklı yendiler. Yani geçen seneki Atakaş Atay Spor maçlık değil. Sezon genelinde müthiş tehditkar bir takımdı. Bir daha o standardı bulmak kolay değil. Çünkü beklenmedik oyunculardan performansları yakaladılar. Bir bu penzayı her zaman bulamıyorsun. İşte bir Karabük Emenike'yi buldu. Bir e, Akisar Omar Niyas'ı buldu. Bir işte Ataka Şatay bu Penza'yı buldu. Yani her zaman olmuyor. 5-6 yılda bir gelen oyuncular bunlar. Özellikle Anadolu takımlarına. Özellikle de Santrafor konusu evet. bizim İstanbul takımları içinde büyük problemken Anadolu'da niye problem olmasın elbette ki oluyor. Hani Gekas'larla falan Akisar deyince benim aklıma mesela ilk Gekas geliyor. Gekas ama her yerde yaptı. Her yerde yaptı. Samsun'da falan da yaptı. Konya'da da yaptı. Her evet yerde ya yaptı. çok özel oyuncuydu. Öyle Santrafor'lar getiremiyoruz artık. Biraz piyango gibi oldu. Tabii. İyi santrafor getirebilmek. Bakalım Atakaş Atay Spor sezon nasıl geçecek? Yine de bence e, düşme tehlikesi yaşayacak bir takım değil Atakaş Atay Spor. Stoper Fatih'i soracağım sana. Fatih Kuruçuk nasıl buldun? Kesiciliği iyi ama geriye yaslanarak oynayan takımların oyuncuları bazen hani olduğundan daha iyi gözükebilir Müjdat. Hmm. Çünkü hep dar alanda oynuyorlar. Hep bir kademeleri var. Sürekli geliyorlar. Hep konsantrasyonları yüksek. Kaleci için de aynı şey geçerlidir stoperler için de geçerli. Açık alanda neler yaptığına bakmak lazım biraz. Ama böyle sert oyun Sertliği iyi. Evet. Sertliği, yani, agresifliği iyi. Yıldırıcı. Yani hatta biraz o konsantrasyon meselesinde yaptığı iyi. Savunma hamlelerinden sonra gol atmış gibi sevilmesi evet. falan. Artık dünya futbolunda aranan şey. Salahaydı dün akşam mesela. Çok fazla yaptı. Salahayı. Yani hakikaten ilham verici özellikleri olan bir oyuncu. Bence futbolda Salahi seriden stoperler ondan ilham alabilirler diye düşünüyorum. Yalnız Falet e, gerçekten çok riskli bir oyuncu. Yani, <laughs> Luindama gibi e, Falet de çok riskli bir oyuncu. O da sarı stoper için çok fazla sarılıyor rakibine, çok fazla temas halinde. Yani ilk yarıda korner pozisyonu çok tartışıldı. Onu da sen e, söyledin hani penaltı verilse şaşırmam derdin. İkinci yarıda da o e, fiziksel teması devam etti. Çok ağır. Yani bu maçlarda bence sırıtıyor. Hani Fenerbahçe transferi de açıkçası ee, yani gerçekten bir soru işareti. Fenerbahçe'nin işaret oyuncusu değil demiştik. Değildir. Hatay Spor'un oyuncusu olup olmadığı tartışılır. Bugün hani sosyal medyada çok görürsün böyle tartışmalı pozisyonlarda bir kareyi dondurup sosyal medyada paylaşınca haklı olduğunu düşünenler var. Bugün Falet'in rakibine belinden sarıldığı ve düşürdüğü pozisyonda fotoğrafı çekersen böyle sanki kündeye getirmiş gibi çok net bir şekilde nasıl bu penaltı verilmedi dersin. Bu tip müdahaleleri yaparsın. Bir, iki, üçüncüsünde mutlaka penaltı çalınır. Çünkü bu nizami bir karşılıklı çekiş değil. İki elinle belinden sarıldığın bir şeye nasıl nizami diyebilirsin. Ee, Tabi bu kurallar da bilmiyorum ne kadar daha böyle devam eder. Enteresan kurallar var. Tabi özellikle elle oynamaların e, tanımı bir kez daha değişti. İşte evet. omuz el sayılıyor mu, doğal pozisyonunda Şimdi mı? Dün akşamki pozisyonda penaltıyı çok, tartışan insanlar var. Bugün Trabzonspor maçındaki penaltıyı tartışan insanlar var. Halbuki kural açık. Hani bence Trabzon maçındaki penaltıydı. Dün akşamki de değildi. Bir daha söyleyeyim. Trabzonspor maçına da geçeceğiz. Galatasaray'ı e, detaylıca analiz ettikten sonra. Şimdi Erman Özgür sana iki kere de sormuştum. Galatasaray'ın oyununu geliştirmesi açısından nereye transfere ihtiyacı var? Hatta Getson Fernandez mi Morutan mı demiştim. Şimdi Romanya'dan gelen e, bilgiler e, i̇şte Ştabı Moruta'nın artık kadroda yer almadığı şeklinde. Bekali'nin zaten sürekli açıklamaları var. Açıkçası Romanya kaynakları Olimpiu Moruta'nın Galatasaray'a transfer olduğunu e, iddia ediyor. İşte Galatasar burada biraz bir yanlışlık yok mu? Yani Galatasaray yaptığı transferi... Ama işte kendi açısından netleştirmeden açıklamaz hiçbir takım. Ya ama başka bir kulüp başkanı sattığı rakamı bile söylüyor. Ama Bekali biraz e, normal bir kulüp başkanı değil. Zaten eski bir menajer. Ya Bazı evet. Çılgın kulüp başkanları olur ya işte Lazio'nun başkanı Lotito vardı. E, Montpellier'in başkanı vardı. E, <laughs> hatta Belhanda'yı Fenerbahçe'nin istediği dönem sürekli benzer açıklamalar yapıyordu. Netleşmemiş, oldu. netleşmemiş bir transferse bence Galatasaray'ı artık buna mecbur edebilmek adına yapılmış bir açıklama. Ama kulübünde de kadro dışı kaldı Morutan. Yani şu anda Şita Bükreş e, Morutan'dan faydalanmıyor. E Birçok oyuncunun transferi söz konusuyken sakatlanmaması adına risk almadığını çok gördük futbolda. Belki Morutan'la ilgili de durum bu. Yani e, oyuncuyu değerinde satabilmek adına böyle menajer başkanların transfer oyunlarına çok gelmek lazım. Ama Galatasaray'ın da isteği ilgisi isteği var. Olamıyor. Fakat yani havadan çıkmış bir e, veya ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Katılıyorum. İst, i̇steyebilir. Pazarlık halinde olabilir ama bir kulüp başkanının ben oyuncumu verdim bu rakama deyip e, daha henüz Alacak takımın bunu açıklamaması enteresan yani biraz. Zaten ilk başta 10 milyon euroya gitti dedi Galatasaray tarafından. Hani bunun doğru olmadığına yönelik hemen açıklama geldi. Şimdi rakamlar biraz daha düşük gözüküyor. Neticede o işin e, bürokrasi kısmı e, ama ateş olmamayan yerden de duman çıkmaz. Galatasaray tarafında da Moruta'nın transfer edilme isteği e, söz konusu. Eğer çok anlı, sürpriz herkesten gizlenen bir isim ortaya çıkmazsa Galatasaray için konuşulan 3 isim vardı. Getson, Fernandez, Halil Dervişoğlu, Olimpio Morutan. Yani bu üç oyuncu üzerinde hep dönüyordu e, haberler. Şimdi hücuma yönelik bir isim. 2018-19 e, sezonundan bu yana e, liginde en fazla asist yapan oyuncu. E, tam 18 asisti var bu periyotta Olimpio Morutan'ın. Şunu soracağım. Çikaldağ e, ilk yarıda bir topu direkten döndü. Galatasaray daha sonra 65'te değişiklikler yaptı, çıkaldı, oyundan çıkan isimlerden birisiydi. Sen dedin ya kapalı savunmaya karşı Galatasaray'ın bazı oyun zaafları ya da geliştirmesi gereken yönleri var. Morutan hamlesi, o profilde bir oyuncu, asiste yönelik bir oyuncu Galatasaray'ın bu arızasını onarabilir mi? Şöyle söyleyeyim, Çıkıldağ özelinde başlayayım istersen. Maçın içerisinde ilk yarıda bir pozisyon var. Santrafor'la 2'ye 1 yaptı. Kerem'e harika bir hı hı. kilit pas attı. Kerem indi sıfıra pozisyon oldu. Çıkıldı onun kapalı savunmalara karşı yüzünü kaleye döndüğü anda bu tip işleri yapmaya devam ederse Galatasaray kariyeri de doğru ilerleyecek. Ama bunu bir maçta bir kere yaparsan veya iki kere yaparsan öyle skoru vurdun top direkten bu arada o golü de atması gerek. Çok yakın mesafe. Evet. Çok net bir ayak içi. O golü de atması gerek. Forma rekabetine girmek zorunda kalırsın. 65'te oyundan çıkarsın o zaman. Peki Morutan geldi diyelim. Galatasaray orta saha kurgusu Erman Özgür'e göre nasıl olur? Hangi Eğer, hangi e, maçtan bahsediyoruz Müjdat? Yani Kenanbaşı maçı bahsedelim. başka, Hatay maçı başka, ya Kayseri bu, maçı başka, Beşiktaş maçı beş başka. Şimdi Bu maç mesela bu maçta Morutan transfer edilmiş. Ben edilmiştir. o zaman şöyle söyleyeyim sana. iki tane topla ilişkisi iyi 8 ile oynar bana göre Galatasaray. Taylan'ın önünde İki tane topla ilişkisi iyi sekizde oynar. Bir tanesi istersen Emre Kılıç de, bir tanesi Çıkıldao de, bir tanesi Morutan de. Ama Morutan galiba biraz daha 10 numara gibi. Yani Berkan mı kesik yer bu denklemde? Bana göre Berkan kesik yer. Eğer enerjin biraz düşükse, top rakipteyken daha iyi bir takım istiyorsan Çıkıldao kesik yer. Ama onun dışında ben hep söylüyorum, Fegoli bu takımın içerisinde var oluyorsa her zaman oynayacak temposunu arttırırsa oyunculardan bir tanesi. Kerem de bu akşamın iyilerinden. Bu arada e, tabii ki Babel girdi doğru ama Kerem iş yaparken çıktı. Yani hocanın da Babele bu kadar güvenmesi ama Babelin hiçbir şey yapmaması da çok ilginç. Yani giriyor hamle olarak ama bir fark yarattığını söyleyemem. O yüzden Kerem'in çıkmasını çok doğru bulmadım ben. Peki maç sonu açıklamalar var. Onları bir ekranlara getirelim. O açıklamalar üzerinden sohbetimizi detaylandıralım. E, bakalım maç sonundaki açıklamalar ne yönde? Günün kahramanlarından Christian Luindama. Gol attım ancak bugüne gelene kadar çok çalıştım. Kendimi iyi hazırladım ve bunun sonucu olarak golü bulduk. Sonsuza kadar Galatasaray'da devam edeceğim. Ameliyattan sonra zor zamanlar geçirdim. Doktorumuz yenerince bana her zaman destek verdi. Bu akşam da gol atacağımı bana söylemişti. Boss geri döndü. Evet Luindama. Patron ilan etti kendini. Evet. evet. Peki Muslera Bugünkü 3 puan çok değerliydi. 3 puan hak eden bir performansımız vardı. Birçok pozisyona girdik. Golün belki de son dakikalarda gelmesi daha güzel oldu. Rakiplerimiz bize karşı genelde kapalı savunma yapıyorlar. Açmak kolay olmuyor. Hocamızı ve scout ekibimizi tebrik ediyorum. Burada scout ekibine tebrik önemli bence. Nelson'la ilgili. Ve yapılan transferlerle ilgili evet. genel anlamda. Nelson inanılmaz önemli bir futbolcu. Çok iyi ve kaliteli bir defans oyuncusu. İnsani olarak da çok iyi bir insan. Misafirperver ve futbolla yaşayan bir ülkeye geldi. Çok önemli bir oyuncu kazandık. Şimdi scout ekibi demişken Fernando Mustera ve bugün sosyal medyada da bazı Galatasaray taraftarları paylaştı. Onlardan alıntı yaparak sana sorayım. Peki. olası bir Morutan transferiyle birlikte ki o da 22-23 yaşında bir oyuncu. Galatasaray ki Markao'da 94 doğumlu bu arada. Yani Markao'nun oynadığı denklemde de bu geçerli. Kaleci Mustera ve e, Fan Arnold'la birlikte eee Fegoli biraz yaş ortalamasını yükseltiyor eğer oynarsa. Onun dışında biraz da Cagne işte o da 27'lerde 28'lerde. Galatasaray'ın yaş ortalaması 22-23 bandına indi. Yani Nelson, Taylan, Çikaldao, Morutan, gelirse Berkan, Kerem Aktürkoğlu, Yedek Kulübesi'nden gelen isimler, Mustafa Muhammed. Yani Galatasaray o Fatih Hoca'nın bahsettiği bonservise yatırım düşük maaş ve yaş ortalaması daha düşük dinamik bir takım amacına scout ekibinin de yönlendirmeleriyle ulaşacak gibi gözüküyor. Ondan sonra nasıl bir performansı izleyecek bu takımdan? Nasıl bir performans göreceğiz? Onu zaman gösterecek ama Galatasaray bu operasyonu tamamlıyor gibi gözüküyor. Nasıl buluyorsun? Yani Mustera scout ekibini tebrik ettin en son üzerinden. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Geçtiğimiz yıl Beşiktaş şampiyon olurken dominant bir oyun oynadı. Evet. Kaç tane 30 yaş bandı üstünde oyuncusu vardı? Şöyle bir aklına getir bakayım. Josef Atiba. Josef Atiba zaten bayağı e, değil mi? yüksek. Abu Bakar kaç yaşında? Abu Bakar e, daha düşük. 30 üstü mü? Abu Bakar. Emin değilim. Ben de emin değilim. Lerin genç. Lerin genç. E, Gezal da çok genç değil. Gezal o 30'a Vida, yakın. Wellington. Deneyimli. Deneyimli oyuncular. Ya 23 yaşında değiller. Evet. Şimdi bak. Şöyle bir bakarsan 6-7 tane 30 yaş bandında oyuncu bulursun. Doğru mu? Evet. Genç olmasının bir takım için avantaja dönüşebileceği kadar riskli durumları da var. Tabii. Çünkü maçın içerisinde bazen çok stresli anlarda, baskılı anlarda genç oyuncuların sorumluluk alma duygusu biraz daha az olur. Bu birincisi. En önemlisi bu. O yüzden fegül fegül deyip duruyoruz. Sorumluluk alıyor, korkmuyor bundan. Bugün için söylemiyorum, bunu genel anlamda söylüyorum. Çok fegülü beğendiğimi söylediğim için eleştirenler de oluyor ama söylediklerimin arkasındayım. Mesela Santrafor'un çok genç olduğu zaman... Çok iyi olmuyor. Genelde pozisyon bilgisi yüksek, tecrübeli santraforların son vuruşları net. Son gol kralına bak mesela. Galatasaray'daki Gomis. Kaç yaşında? 33'tü Galatasaray'dayken. Evet. Yani çok genç takım yaptık. Her zaman avantaj değil. Çok genç takım yapabilirse enerji yüksek de olabilir. Ama oyuncuların saha içi tecrübelerinin az olduğu da bir gerçek. Mesela iki tane yatırım Moruta'nın da alındığını varsayıyorum çok ciddi rakamlar. 6 milyon euro civarında rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Değil mi? 6,5. 6 o civarlarda konuşuluyor. Eğer bu oyunculara 1-2 sene içerisinde seviye arttıramazsan, satamazsan bugünkü konuştuğumuz transfer başarısı başarı olmayacak. o geldi 4 milyon euro civarı bildiğim kadarıyla. 4, 4,5. Markao sana göre seviye atladı mı Galatasaray'da? Ya bu disiplinsiz davranışları olmasa bence Futbol, her zaman alış, bırak, alıcısı var davranışlarını futbol olarak atladı mı? Bence atladı. Bence atlamadı. Bence geldiği andan çok çok daha iyi bir marka, Ama aynı düzeyde. Talipleri var. Kim mesela? Niye kimse emin Atalanta, binmiyor? Şahtar, Roma bunlar hep e, teyit edildi. Ama Allah yani Allah. bunu başarıyı nasıl tanımladığına bağlı. Marka Bence o, sattığın zaman. Bir üst sınırın, bir üst sınıfın oyuncusu olduğunu bence. Yani sonuçta Portekiz'de küme düşmeye aday bir takımdan geldi Shavez'den. Yani Shavez'in değil de Porto'nun, Benfica'nın işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe o seviyenin birlikte şampiyonluğa oynayacak. Beş büyüklük dışında bir takımda şampiyonluğa oynayacak. Beş büyüklükte de orta sıralarda Avrupa kupalarını zorlayacak seviyenin oyuncusu olduğunu gösterdi bence ama ben disiplin hiç problemleri Ben senin gibi düşünmüyorum. Çok net söylüyorum. Ama sana. Atalanta Hayır. istedi, Roma istedi, Şimdi bak Şahattar senin söylediğin istedi. bu takımlar Atalantalar, Romalar falan bu oyuncuya talip olduysa bir bonservis bedeli verip alırlar. Niye almadı kimse? Geldi tek Neden teklifte. Ozan kaba 6 aylık performansıyla alıp götürdülerdi markayı götürmüyorlar. Teklifi Beşiktaş, kabul etmedi Galatasaray. Tosic gibi, Atınç gibi oyuncuları da sattı Beşiktaş. Evet. Düşün işte. Yani marka bir kere bireysel anlamda çok hata yapan oyuncu. Rakip forvetle birebir kaldığı zaman kolay eksilen oyuncu. Büyük takım stoperi böyle olmaz. Tarifinde bu yok. Marka O'da da ise en fazla 6 oldu ben sana söyleyeyim. Yok ben sana e, tamam. katılmıyorum. Yani Peki, şöyle Roma ve Zenit'in bir gün satarsa galasay, birimiz haklı çıkacağız. Tabi Roma mi? Roma tamam. ve Zenit'in tekliflerini net reddettiğini biliyorum Galatasaray'ın ama yani şu son yaşanan olaydan sonra aynı teklifler gelir, mi o konuda biraz daha Galatasaray'ın tekrar Marka'yı ısındırıp tekrar takıma monte etmesi lazım. O yaşanan olay hep Marka'nın. E, transfer... Sen hala Marka'nın ısındırıp. Oynaması gerektiğini söylüyorsun yani. Gerektiğini demiyorum da Galatasaray marka kaybedecek bir lüksü de yok. Bilmiyorum. eğer teklif varsa bence satılması lazım. Ama e, teklif şu aşamada Ali bir şekilde de gözden çıkartamaz. Yani o ince bir çizgi. Orada tamamıyla bir şey savunmuyorum ama sadece şuna eminim tüm kulüpler için öyle bir çırpıda yatırım yaptığın oyuncuyu da kaybetme lüksün yok. Orada o krizi yönetmek zaten yöneticilik. E, bir açıklamalar devam ediyor. Onları tamam. da ekranlara getirelim. Onun üzerine sohbetimizi sürdürürüz. Fatih Hoca'nın ve Ömer Hoca'nın açıklamaları var. 1-0 mağlup başladık. Genelde son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geri dönüşümüz iyi oldu ama ilk yarıda çok gol kaçırdık. İkinci forvet ve Ömer'i alınca biraz daha değişik oynamaya başladık. Beraberliği yakaladık, galibiyeti kaçırdık derken Luindama'nın golü geldi. Bugün galip gelmesi gereken takım Galatasaray'dı. Oyuncuların pes etmediler, etmemeleri lazım. Daha iyi oyunlar oynayacağız. Bundan herkes emin olabilir. Bugün alınan 3 puan değerli bir 3 puan. Mesele galip gelebilmek. Galatasaraylılar merak etmesin. Morutan ve diğerleri Galatasaray'ın ileriye dönük planlarında yetenekli oyuncular var. Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim. İşte Abukreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor. Morutan yola çıkmış gibi algıladım ben. Galatasaray bizden tabii ki daha hazır durumdaydı. Açıkçası bugün istediğimiz futbolu sağda çok göremedik. Mücadele anlamında iyi oynadık. Galatasaray'ın golü. Geliyorum dedi açıkçası. Demişti Ömer Erdoğan. Yani geliyorum dedi ama o dakikaya kadar baya baya iyi idare etmişti. işin savunma kısmında. Evet bunu şey. da e, Romanya e, kaynaklı bir hesap paylaştı. E, Liga 1 Romanya diye bir hesap. Romanya'dan Galatasaray'a transferler olan oyuncuların listesi. E, Morutan'ı da eklemişler buna. Evet. Rotary ile başlamış e, ki hatırlarsın rotary daha sonra Bakırköy Spor'da da oynadı. Filipescu, Hacı, İlye, Lutu, Popescu, Nikulescu, Bratu, Petre, Tamas, Stankula, Latovlevici, Andone ve Çikaldao şu ana kadar e, Romanya'dan Türkiye'ye gelen isimler ve son olarak Olimpiyu Morutan'ı da Romanya kaynakları bu listeye eklemiş. Enteresan bir liste. Çok büyük efsaneler var. Çok büyük e, potansiyeller var. Hayal kırıklıkları var. Yani Hacı Popescu efsaneler. İlye Filipescu gerçekten çok bugün bile örnek gösterecek tarzda kaliteli transferler. Petre Buratu Tamaş biraz hayal kırıklıkları. E, Andone sakatlık yaşadı. Latovlevic bu seviyenin oyuncusu muydu tartıştılar. Stanku daha sonra ligimizde başka takımlarda kalıcı oldu Galatasaray hariç. Ama o listeye son eklenen Morutan mı olacak bakalım. Şöyle bir oyuncuyu değerinde almak çok önemli Müjdat. Tabii. Değerinde. 23-24 yaşında oyuncu. 10 numara. Kumaşı belli bir oyuncu. 6-6.5 altı, altı çok zarar edeceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Mesela gole atan maçın kahramanı luindama Maliyeti 8-9 puanında. Bu bir scouting başarısı değil. Değil bu bir hayal kırıklığı. Bak bu gece golü attı. Galatasaray için önemli bir iş yaptı. Hani neredeyse puan kaybediyordu Galatasaray. Ama 8-9 milyon euro verdiysen hata yaptı. Şimdi Galatasaray'ın e, Luindama'daki beklentisi en azından transfer ettiği ücrete. Sen dedin ya bu oyuncular nasıl bir performans gösterecek? Bu bon servisleri en azından yapılan yatırımın karşılığını zarar etmeden getirebilecekler mi? Performansları gösterecek diye. Evet. Luindama'dan beklenti buydu. 8 milyon euroluk bir yatırım. Hatta önce bir kısmını ödedi, daha sonra kalan opsiyonu da kullandı Galatasaray Standard Li'den. Amacı 15'e 16'ya en kötü ihtimali aldığı parayı 12 bandında Premier Lig'e satmaktı. Çünkü bu oyuncuyu farklı kılan fiziksel özellikleriydi. Şunu söyleyeyim. Bugün Galatasaray 11'inde, olası 11'inde Morutan'ı da atışın içerisine. Bonservis bedeli ödenmiş çok oyuncu oldu. Doğru mu? Evet. ama. Marka şimdi kadro dışı ama o da öyle. Nelson geldi. Kiralık mı? Değil. Değil. O da bonservis bedelli. E, ee, ön tarafta iki tane Romen oyuncu. Yeni. Jackney e ne kadar ödedi Asay? Çok ciddi rakam. İşte Abükreş hocası da e, önemli bir oyuncumuzu kaybettik diye e, açıklamış. Morutan yola çıktı benim anladığım evet, bu. Evet Bence de zaten e, Beceli yaptıktan sonra açıklamayı tamamdır. E, Ryan Dong da veda etti Galatasaray'a. Bu şekilde veda paylaşımı yaptı Ryan Dong. Yani Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer olduğunda bu kadar fazla sorumluluk alacağını ben tahmin etmiyordum. Bir şampiyonluk getirdi Galatasaray'a Ryan Dong. Şapkadan tavşan çıkarttı bence Fatih Hoca'nın ikinci şampiyonluğunda devre arasında bir anda... Hatırla Paul Pogba gibi bir performans ortaya koymuştu. Antalya'da son dakikada attığı bir gol var hatta o sene. Santrafor'a atıyordu onu evet. Fatih Hoca. Karşılığını da alıyordu. Çok yönlü bir oyuncu. Kasımpaşa'da da bunu belli etmişti. Şota, stoper, evet. önlü büro her yerde oynattı. Ben Galatasaray kariyerinin başarılı geçtiğini düşünüyorum. Bence dondum. de Galatasaray taraftarını izler bırakarak ayrıldı. Evet. Bir reklam arası rica edelim. Aradan sonra devam edeceğiz. <laughs>